Herkese merhabalar. Bugün size erken doğum tehdidi hakkında bilgi vermek istiyorum. Erken doğum tehdidini anlamamız için öncelikle gebeliğin normal zamanda doğması ne demektir? Erken doğması ne demektir? Bu haftaları tanımlamamız lazım. Biz 37. haftadan sonraki doğumlara zamanda doğum diyoruz. Yani 37 ve hafta üzerindeki durumlarda doğum zamanda olmuş demektir. 37 haftanın altındaki doğum riskleri ve doğumlarda erken doğum riski ve tehdidiyle karşı karşıyayız demektir. Buradaki en büyük problem elbette ki bebeğin akciğerlerinin yeterince gelişmemiş olması. Doğumdan sonra yaşayabileceği solunum sıkıntıları. Biz bu tarz erken doğum riski gördüğümüz hastalarda tabii ki öncelikle riskin ciddiyetine göre ayaktan ya da hastaneye yatırarak bazı tedavilere başlıyoruz. Ve bebeğe özellikle olası ve erken doğum riskinde koruyucu olması amacıyla ciğer gelişim iğneleri yapıyoruz. Bu tarz durumlarda biz hastayı özellikle 3. basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan hastanelere takip etmeliyiz ve aynı zamanda dediğim gibi rahmin kasılmasını engelleyecek, erken doğum riskini azaltacak tokolitik ilaçlar dediğimiz ilaçların kullanılarak olabildiğince zaman kazanmak, bu ciğer gelişim iğnelerinin etki etmesini sağlayacak şekilde hastayı yakın bir şekilde takip ediyoruz. Burada en büyük korkumuz prematürite ve buna bağlı bebekte olabilecek birçok sekel. Biz erken doğum riskini öngördüğümüz hastalarda buna uygun tedavilerle, ciğer gelişim iğneleriyle bebeği olabildiğince daha ileri dönemde doğmasını sağlamaya çalışarak prematürite ve bunun yaratacağı nörolojik ya da diğer sekellerden korumaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.